Kimliği belirsiz internet korsanları veri sistemlerimizden birine girdi. Ticari ve kişisel bazı hassas veriler ele geçirildi. Açıklama Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndan geldi. Saldırı sonrası siber güvenlik uzmanlarının desteğine başvuruldu. Yeni Zelandalı yetkililer sistemin güvenlik altına alındığını ancak ilk incelemeler tamamlanana kadar bankanın devre dışı bırakıldığını duyurdu. Açıklamada bu ihlalin tüm sonuçlarını anlamak zaman alacak, bilgilerine erişilmiş olabilecek sistem kullanıcılarıyla çalışıyoruz denildi. Siber güvenlik uzmanları saldırının arkasında başka bir hükümetin parmağının olabileceği iddialarını gündeme getirdi.